Günlerim abi, sabah kalktığımı biliyorum, bir de akşam olduğunu biliyorum. Öğreniyorum. Karısız durmazdık dedik ama karı da bu sefer bıraktı bizi. O da gitti Samsun abi. Sabah saat 7-7.30 gibi salıyoruz. Akşam 7-7.30 gibi dışarıdayız. Günde herhalde 15 kilometre yol kat ediyorum. Her gün yaptığımız iş gene de, yani akşam eve düştüm ölü gibi yatıyorum, yani yoruluyoruz. Bir de adamsızı, bu mal bir kişi binden beklenecek mal değil. En az 2-3 kişi. İlk geldiğimiz gün işte ayı bir tane aldı bizden gene. Geçen sezonda aynı anlattığım gibi burada ayı sıkıntısı çok. Onu da başımız derdi. Yarın Allah nasip ederse yolculuğumuz var. Sultan burada gideceğiz. Sıkıntı oluyor, ayıdan sıkıntı. Bu akşam mesela hiç uyumadım. Ayı bırakmıyor bizi abi. Alışmış, bir tane koyun aldı bizden. Köpekler çok daldı o akşam, ama biz de yorgunduk. Biraz baktım ama sabah koyunun ölüsünü buldum o TL'de. Şu an tek başına 1000 koyunu bekliyorum. Çobanın biri kaçtı. Yalağızla böyle uğraşıyoruz. Burada dedelerimizin yeri var. İşte baba evi buralar işte. Buraya geliyoruz, 3-5 gün burada kalıyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz yukarıki yaylalara. Buradan mezireliğimiz oluyor. Küzün kalıyoruz burada. Bir buçuk ay kalıyorum burada ben. Kışın işte 12. aydan sonra Samsun'a gidiyorum. Koyunu kışlatma, oraya getiriyorum. Geçen şeyde de söylemiştim, bu işi bırakarsam bu çobanların yüzünden bırakacağım. Başka türlü ben bu işi seviyorum. Para kazanıyorum. İşi severek yapıyorum ama çobanlar beni nefret ettirdi bu işten. Şu an abi bir çobanım var, o yanda erkek malın yanında. Kaçan abi keyif kafasına girdi abi. Ya ben dedi pankada bir işim var. Giderken pankaya uğrayacağım, ben eniştem getirecek bizi. La dedim, Muhammed dedim, Muhammed ismi. Ne bankası dedim ya, bu mal yolun üstünde adam bekler mi dedim. Ne bankası, ne diyorsun sen dedim. Dedim panga manga uçakla bile git dedim, ufak arabayla panga işini hallet dedim. Ondan sonra demiş şeylere ki 5 dakikalık bir işim var. Arabadan iner inmez o kalabalığa karışmış. La ilahe illallah. (Gülüyor) 35 tane kecim var abi.
Koyun bir tarafa, keçi bir tarafa. Keçiyi çok seviyorum ama ben Samsun'da bunları yapamıyorum abi. Bunlar ya bir cerdeydi. Onun için keçi işine dönmüyorum. Yoksa keçi işine de bir el atarım yani. Burada şimdi ahır yapıyorum bu karşıda. Yaparsam burada bir keçi yapacağım. 150 keçi yapmayı düşünüyorum. Benim köpeklerim abi, yani övünmek gibi olmasın, bu dağlarda benim koyun onlar bakıyor. Öyle bir köpek. Yani benim köpeklerim, birden tek kır köpeğim var, onu da çok seviyorum. Yani sevdiğim mala da bakıyor. Geri köpeklerim hep tüylü benim. Mala da iyi bakıyor. Kır köpeğim bir tek sıkıntısı işte, kar yağdı mı sıkıntı yaratıyor. Bırakıp gidiyor bir evin daldasına. Ama bu tüylü köpek öyle değil. Kar yağdı mı, kar onun yastığı oluyor. Öyle o karın içinde yatar, zevk alıyor ondan. Diyeceksin ki bu işi yapıyorsun, para kazanıyor musun? Kazanıyorum. Yani deli paralar kazanıyorum. Ama bu işi seviyorum ben. Kazanmasam gene yaparım. Ben diyeyim sana, bundan 3 sene önce 200 milyar para sildim. Kurbana gittik, çalışmadı, zarar ettik. Bazı arkadaşlarımız sevindi, bazı arkadaşlarımız üzüldü. Bu da var. Hiçbir zaman isyan etmedim, şükrettim. Allah'ıma 100.000 kere şükürler olsun. Ben bu malı küzün topladım. Ben yaz başı bir mal almadım. Mal şu an fiyatlı. Küzün aldım onu, hesaplı aldım onu. Ha böyle işte. Nasip, nasipten ötesi yok abi. Nasibimiz neyse onu yiyeceğiz. Bundan önce 5 sene çobancılık yaptım. 5 sene çobancılık yaptım. Çobancılık yaptığım kişi Mecit Çolak, Çaykaralı. Ben kendimi övmeyeyim. Ona bir sor ki, bu adam nasıl çoban mıydı? Kendi malına mı bakıyordu? Ben öyle mala bakarım. Ben bu Ahmet'inmiş, bu Mehmet'inmiş. Bu çoban gitmeyeceksin abi. Gittin mi mala sarılacaksın kendi malın gibi. Şu Afganlar, köçmenler olmasın. Bu hayvancılık %50 yapılıyor burada, %0'a iner. Niye diyeceksin? Benim adamım olmasa şimdi tek başıma ne kadar 1000 mal yapacağım, yaparım 100 mal. Yapamam. Çoban bulamıyorsun. Bizim Türk insanları aç. Kahvede gidip oturur akşama kadar, akşam evine bir ekmek getiremeyen insan var. Biliyorum. Gelsen ona gel, 4-5 lira maaş vereyim abi. 2-3 ay bana yardımcı ol. Senin de katkın olsun benim de. Ben çobancılık yapmam. Zaten bekar insan, çobanın diyen kişi evlenemiyor abi, çobanım. Önünde var 7-8 milyarlık mal. Ha orada Trabzon'da, merkezde var sende bir daire. 400-500 milyar. Ha tamam, o olur. Ama çoban dedin mi olma şansı hiç yok. Evlenme şansın hiç yok. Yani Türklerin bu mesleğe sahip çıkması lazım. Benim yanımda gelen kişi, kendimi övündürmeyeyim, çoban diye kendi çocuklarım gibi sahip çıkıyorum. Ama abi olmuyor. Adama ne kadar şey yapıyorsun zannediyor ki ona köl kurbansın, muhtaçsın. Bunu yani aman ben o işi yapmam. Ben bu malı kereye dökerim. Çobana da minnet etmem. Yapabildiğim kadar. Yesin çakallar, yesin kurtlar. Onlar yiyeceğine yabanı yesin. Bunu da diyorum. Ya ben sana söylüyorum. Gel arkadaş, bunu bir senin için de görülsün. Benimki de görülsün. Yok abi. Bu işin sonu abi, bu hayvancılık bir der abi. Geçen sene yemi alıyorduk 100-120 liraya. Bu sene 300-320 liraya kadar çıkmış. Şu an Türkiye'de yani en ucuz mal gene et. Hesaba koyduğun zaman 100-120 lira et para mıdır? Bir kiloya 150 lira. Olsun, tamam, çiftçi kazansın ama yok abi. Böyle bir dünya yok. Çıkmıyor. 300 liraya alıp 350 liraya alıp bir hayvana yem verdireceksin de para kazanacak olma şansı hiç yok. Ben bunu yüklü miktarda yaptığım için işin içinden çıkıyorum ama 50, 100, 150 mal yaban arkadaşlar bu işin içinden çıkma şansı hiç yok. Bir de ben yerine gidiyorum. Yerim Yiğit orada, Samsun'daki yerim. Benim malım hiç sıkıntı çekmiyor. Bu sene 15 gün yedirdim. Şu mala 15 günde 1150 milyar para yedirdim. Kar yağdı, çıkaramadık. Yani kabul et ki 2 ay yedirsen
Bu mal kendini yer, kuzuyu da yer, yani 2-3 sene de bitti. Benim babam biraz nacar, sakat. Çay fabrikasında çalışırdım. 8 tane çocuk, bir de şey yapıyor, boyacılık yapıyor. Elleri sakat. Babamın elleri şöyle abi, ya böyle şöyle. Ki diyor, fabrikadan çıktığı zaman bir fırın var. Ömer Dayan'ın fırını bilen arkadaşlar bilir, Sürmene'de. Orada şey yapıyor, boyacılık yapıyor. Oraya yeni bir kaymakam geldi. Babamı burada görüyor, boyacılık yapıyor. Babama şimdi bir para vermek için gitti, dedi ki yeni bir ekip daha geldi. Dedi abi, dedi babam da yeni boyacılığa başlamış. Buraya dedi bir fırça atar mısın? O ara babam da baktı ki resmi bir adam. Kravat boğazında. Çekerken o şeyin içinde çiva da vardı. Vurdu, bu ayakkabıyı yırtmış. Babam bir sarılmış ona. Dedi de önemli değil. Dedi babam ki şimdi bu adam beni tövecek, ayakkabısını yırttım. Gitti şeye. Gitti yandan aldı bir cilt yeni ayakkabı. Geldi babam, o zaman parasıyla babam alıyor 100 lira maaş, 500 lira bir para vermiş. Öyle bizi babam büyüttü. Ben koyuna giderdim abi, ayağımda lastik yoktu. Ekmek, yani misil ekmeği vardı. Çizme ne arardısı? Şimdi çizmeyle çıkıyorsun koyuna, yağmurluğunu alıp gidiyorsun. Akşam çıktı, yağm dünya yıkılsın. Kupkuru geliyorsun ya eve. Ama önceden öyle yoktu. Yokluk vardı abi. Elbise yoktu. Birinin verdiği, o birinin verdiği elbiselerle barınıyorduk yani. Bunlar gelecektir yani. Ne olduğumuz önemli. Yani olduğumuz değil, ne olacağımız önemli. Altı tane büyük köpeğim var benim. 3-4 tane de enik var ufak. Bunları seviyorum abi. Bunları her çobandan çok, ya her çoban gibi demeyelim ama çoğu çobandan çok daha iyi. Bunlar olmasa ben barınamam bu dağlarda abi. Yani bunlar iyi bir hayvan. Ha, bunlarla bir de işte ışık ödürüyoruz. Onlar var, bir de ben varım. Başka kimse yok işte. Gece onlara emanet, gündüz bağ. Bunlar enüktür daha ya, yaşını yeni almış. Bir yaşını yeni dönmüş, bir ay geçmiş işte. Bunların içi bir katliam abi. Bunlar acayip bir hayvan. Çakal makal, yani bir yakaladı mı daha kurtulma şansı yok. Bunların zaten 3 tanesi kardeştir. Aynı yalıda yemek yer. Benim tam 5 çeşit mal var burada. Roman koyunu var, sakız koyunu var, kıvırcık var, karayaka var, Rize malı var, Artvin malı var, sabanat var. Ben de hepsinden var. Ben bunların en az 1000 tanesini, yani o birlerden bile kurbana getiririm. O yanda da var benim erkek malden biri. 1000 mal gider kurbana.
Benim dizlerim tuttuğu müddetçe bu işi bırakmam. Bu işi ben seviyorum. Yapacağım 1000 mal, yaparım 500. 500 yapamadım 250 ölene kadar. Benim babam 95 yaşında. En son bir sene önce malını aldım. O da zor ikna yaptık onu. Gene de bir koyun getirdim ona. Kedir ben bakarım onu diyor. Yani sağlığı yerinde. Duramıyor yani. Dizlerim tutmayacak. Onu başka bırakamam abi. Bıraksam zaten hasta olurum. Ve benim babamın malını aldığım zaman babam 2,5 ay hastanede yattı. Ciddi, bunu ciddi söylüyorum. 2,5 ay hastanede yattı. Fakülteye getir. Ondan sonra ki tekrar aldım ona 5 tane koyun bıraktık ona. Buna dedim sana 4-5 sene önce. Düzelmiş, iyi oldu. En son işte koyun, en son koyunu aldım. Şimdi gene bir koyun getirdim ona. Orada, onun oradadır, doğurmuş. Ben bakarım onu dedi. Oyalanıyor ya. Hastalık işte bu. Babamın bir lafı var. Hiç unutmam onu. Bu hayvancılık diyor. Kanserden beter diyor. Kanser öldürür. Bu ne öldürür ne güldürür. Bunu bırakamazsın diyor. Gerçek böyle yani. Bunu yani şey yaptıkça aklıma geliyor.